Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5M'de grafik modu, silah, siren ve helikopter seslerinin nasıl gerçekçi hale getirileceğini göstereceğim. Ekstra olarak benim 5M sunucularında kullandığım TeamSpeak Mic Click, yani telsiz mandalının basış ve bırakınca çıkan sesleri göstereceğim. Nasıl yüklendiğini. Gerçi ben onu kullanıyorum. Daha tatlı duruyor yayınlarda. Kulakları çok acıtmıyor. İlk önce grafik modundan başlayalım arkadaşlar. Şu an burada gördüğünüz dosyaların hepsi benim Discord adresimde bulunacak. Discord adresime erişmek için de zaten videonun açıklama kısmında Discord linkini bırakacağım. Grafik modundan başlayalım o zaman. İlk grafik modu indirdikten sonra arşivden çıkartıp istediğiniz şey çok önemli. Mesela burada birçok şeyler var. Hangi grafikler olsun vesaire. Bunları kurabiliyorsunuz. Klasör. Bazen bazılarında böyle bir şeyler var. Mesela diyelim hangisini kursan nasıl olacak oyunda. Ona göre kurabilirsiniz. Mesela motion blur. Büyük ihtimal bu. Ben kurmuyorum. Evet. Farklı böyle şeyler var işte. Kendiniz buradan bakarak near blur, far blur. Kendiniz de buradan dosyayı seçiyorsunuz ve kendi ekran ölçeğinize göre kurabiliyorsunuz. 1080p, yani Full HD eğer kullanıyorsanız monitörü ve oyunu, o yüzden 1080p veya 1440p'yi seçerek kurabilirsiniz. Şimdi bunun bir kurulumu var. İki taraftan kurulumu var. Birisi 5M üzerinden kurulumu. Bir de OpenIV üzerinden kurulumu. Şimdi bu iki tanesinin de anlamını size açıklayacağım. OIV olan şeyler OpenIV programı üzerinden kuruluyor. Mesela OpenIV'yi açıyoruz. Ondan sonra GTA 5'i seçiyoruz. Windows, tabii ki de Windows'tan girdiğimiz için. Açıyoruz. Ondan sonra bunu biraz böyle çekip kenara. Diyelim ki hangisi? Bakalım 1080p, evet. Bunu sürüklüyorsunuz. Böyle herhangi bir yere bırakıyorsunuz. Zaten burada da çıkıyor görseli. Install'ı var, bir de uninstall'ı var. Yani kurulumu bir de kaldırılımı var. Buradan install yaptığınızda bu mod artık GTA'ya yüklenmiş oluyor. Bu 5M'i değil. Yani hem 5M'i yükleniyor hem GTA'ya yükleniyor bu arada. Normal GTA'ya. Ama bunun eksi tarafları ne? Mesela diyelim 5M oynamıyorsunuz ve GTA Online'da oynamak istiyorsunuz. GTA Online'da bunu oynamak biraz riskli. Çünkü oyunu kendi dosyalarıyla biraz modifikasyon yapıyorsunuz ve banlanma riskiniz var. Bu yüzden GTA Online oynamadan önce GTA'ya Steam üzerinden, işte ben Steam'i biliyorum. Diğer şeyleri bilmiyorum. Sağ klik yapacaksınız. Yönet diyeceksiniz. Pardon, özellikler. Ondan sonra yerel dosyalar, oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulaya tıklayacaksınız ve bekleyeceksiniz. Tüm sizin modifikasyon yaptığınız dosyaların hepsini orijinaliyle değiştirecek en güvenli şey yöntem budur. Eğer böyle kuracaksınız. Dediğim gibi ben şimdi bunu kurmayacağım. Bir de tavsiyem, bilgisayarı fazla iyi olmayan arkadaşlar kurmasınlar grafik modlarını. Çünkü sonra FPS kaybı oluyor oyunlarda. Bir de 5M biliyoruz zaten. 5M oynayanlar aramızda bilecek. Stabil bir platform değil. Aynı şekilde diğerlerinde istediğiniz gibi işte klasörlere girerek bazılarında neyin ne olduğunu bilebiliyorsunuz. Bazılarında da işte bakmanız lazım. İngilizceden varsa İngilizceniz çevirin. Ne olduğunu anlayacaksınız. Aynı şekilde tüm her şeyin böyle install ve uninstall var. Bu dediğimiz gibi OIV dosyası failin şey olanlar sadece OpenIV üzerinden kuruluyor. Hatta bir daha gösteriyorum. Mesela install diyeceğiz. Bir kere boot kısma bıraktığımızda zaten burada görseli çıkıyor ne olduğu, resim olması da buradan anlayabilirsiniz. Dediğim gibi install tıklıyorsunuz, kuruyorsunuz, bitti. Bu kadar. Şimdi bir de bunun 5M tarafından kurulması var. Ben bunu kapatıyorum, OpenIV'yi. Tüm kullandığım programlar ve vesaire bunların hepsinin dediğim gibi açıklamada Discord linki olacak. Discord'da da GTA Mods diye bir metin kanalı olacak.
Orada tüm linklere ve dosyalara erişebileceksiniz. Bir de bunun şey tarafı var. 5M tarafı var grafik modunun. Onun içinde 19. klasörde 5M şeyler var. Main package'lere girmenize gerek yok. Option add-ons'tan. Burada pek fazla bir şey yok ama iyi yani. Bunları da kullanabilirsiniz. İstediğiniz şeyleri buradan seçiyorsunuz. Bunların şeyleri farklı. Gerçi burada da varmış şeyler. Motion blur'lar vesaire. Mesela geceleri daha ışıklı olsun istiyorsunuz oyunda. Bunu seçiyorsunuz. RPF diye bir dosya. Fark ettiyseniz OIV değil. RPF. Bunu hiçbir şekilde OpenIV ile açmıyorsunuz. Ne yapıyoruz buna? 5M'e sağ klik yapıyoruz. Ayarlarından lokasyonunu açıyoruz. Yani application datasına gitmemiz lazım 5M'in. Buradan 5M application data seçtikten sonra ben burada birkaç kere farklı modlar kurdum ama sonra hepsini kaldırdım. Ne yaptım? Sadece klasörün ismini işte artılar ekleyerek devre dışı bırakıyorum. Siz ne yapacaksınız? Yeni bir tane klasör ekleyeceksiniz ve ismini add-ons yapacaksınız. Bu klasörün içine diyelim geceleri işte daha parlak ışıklar istiyorsunuz. Bunu buradan kopyalayıp buraya yapıştıracaksınız. Ondan sonra bu kuruldu. Bundan yana bir sıkıntı yok. Diyelim başka Enchanted Motion Blur istiyorsunuz. Yüksek şeyde mesela High Intensity neydi? Intensity. Mesela High en yükseğini istiyorsunuz. Geçiyorsunuz bu klasörü. Aynı şekilde bunu da kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Yani bu işlemler böyle ilerliyor. Eğer 5M tarafından kuracaksınız. Dediğim gibi 5M tarafında pek fazla şeyler yok, modlar yok. Ama bunlarla da idare edebilirsiniz mesela. İstemediğinizde mesela diyelim 5M tarafından artık bir FPS kaybı falan yaşandı. İstemiyorsunuz artık şey yapmayı. 5M'den çıkıyorsunuz. Dediğim gibi bu klasöre geliyorsunuz. Ondan sonra bu klasörü sadece silin. Ya da ki ismini değiştirin. Belki bir gün bilgisayarınızı upgrade yaptığınız zaman yeniden kullanırsınız. Şey bu kadar. Grafik modunun kurulumu bu kadar. Buradan da Natural Vision'ı da kurabilirsiniz ki kurmanız lazım. Bu da OIV dosyası. Onu da aynı şekilde OpenIV'den kuruluyor. Açıyoruz yeniden. Buradan direkt buraya böyle aktardığınızda bunun şey yok haberiniz olsun. Silemiyorsunuz bunu hiçbir şekilde. Sadece install var. Bunu silmek için dediğim gibi dosyaların bütünlüğünü doğrulamanız lazım. Sistem üzerinden. Grafik modu bu kadar. Şimdi geçelim. Silah vesaire şeyleri. Burada da neler var bizde? Silah sesleri var. Gerçekçiye yakın olan. Gerçek hayatta olan. Ondan sonra polis arabalarının ve ambulans işte itfaiye arabalarının siren sesleri var. Bir de helikopterin işte Polmaf markalı işte model helikopterin gerçek hayattaki AS-350 helikopteriyle yani birebir demeyelim de ben bilmiyorum ama ya yakın bir motor sesi var. Pervanelerin sesi var. Peki bunlar nasıl kuruluyor? Hemen bunları da anlatayım size. Bunun için gene de GTA'ya gitmemiz lazım. Steam açıyoruz. Rockstar üzerinden kullanan arkadaşlar onları bilmiyorum ama GTA klasörünü bulmak yani kendiniz bulabilirsiniz eğer oynuyorsanız. Yerel dosyalara göz at dediğimizde direkt bir tane GTA'nın bulunduğu bir konum açılıyor. Normalde bu böyle. JDiski, Program Files, x86, Steam Apps, Common, bir de iki GTA'nın kendi klasörü. Ondan sonra x64'e geliyoruz. Audio klasörü. SVX klasörü. Bu kısma şimdi neyi kullanacağınız çok önemli. Mesela helikopter sesleri için bunu kopyalayacaksınız ve buraya yükleyeceksiniz. Yani kopyala bu tarafa pardon bu tarafa yapıştır ve eskisiyle değiştir. Yani replace yapacaksınız. Eski dosyalarla yenisini değiştireceksiniz. Bu helikopterde siren sesleri. Burada birçok siren sesleri var. Şimdi ben teker teker bir de 5M'e girmek istemiyorum şu an. Nasıl olduğunu
gösteremeyeceğim. Ama benim yayında kullandığım siren sesleri 2 artı attığım siren sesi. Genelde ben bunu kullanıyorum. Aynı şekilde bunu da kopyalayacağız. Ve buraya yapıştıracağız. Aynı şekilde yine de yenisiyle değiştireceğiz. Bir de silah sesleri var. Aynı şekilde de bunu da kopyalıyoruz. Yenisiyle değiştiriyoruz. Ses paket kurulum bu kadar. Sadece işte ne oldu burada? Silah sesleri, siren sesleri arabalardaki polis, itfaiye ve ambulans araçlarının. Bir de sadece helikopterlerin işte AS-350 markalı gerçek hayattaki helikopterin sesi gibi oluyor. Bilmiyorum dediğim gibi öyle mi değil mi ama değişiyor. GTA'nın kendi sesi gibi değil. Bir de geçelim telsiz seslerine. 5M oynayanlar iki gruba, daha doğrusu 5M sunucuları iki tarafa bölünüyor. Sesli iletişim kısmı. Birisi Toko VoIP üzerinden. Toko VoIP üzeri nasıl anlatılır? Yukarıda mesela o sunucuya girdiğinizde Toko VoIP yazar ve TeamSpeak kullanmak mecburidir. Çünkü TeamSpeak kullanmasanız hiçbir şekilde sesli iletişime geçemiyorsunuz. Diğer varyasyon sadece oyunun kendi şeyin üzerinden VoIP sistemiyle sesinizi iletebiliyorsunuz. Şimdi benim bu telsiz sesleri sadece Toko VoIP yani TeamSpeak kullanan sunucularda geçerlidir. Peki bu neler? Bunları da böyle açıklayayım size. Hatta bir tanesini açayım. Bu kapama sesi mesela. Telsiz mandalını bıraktığında telsiz kapanıyor ve bu ses çıkıyor. Bu da mandala bastığınızda telsizden çıkan ses. Umarım anlamışsınız ne dediğimi. Bunun için de ne yapmanız lazım? Bunlar çok basit aslında. Çok basit bir işlem. Bilgisayarda klavyede Windows tuşuna basılı tutarak R tuşuna yani Windows R kombinasyonunu yaparak bu kısma yüzde app data yüzde yazarak OK diyorsunuz. Ondan sonra açılan bu klasörde TS3 client klasörüne giriyorsunuz. Ondan sonra plugins, plugins'ten Toko VoIP. Buraya bu yüklediğiniz iki tane ses efektini kopyalayıp değiştiriyorsunuz eskisiyle. Bu kadar. İşlem bitti. Başka şu an hiçbir şey yok. Eğer herhangi aklınızda bir soru kalırsa videonun açıklama kısmında Discord adresimiz var. Discord'a gelin. Orada yani elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, bugünlük bu kadar. Ben en son video atacağım dediğimde en yakın zamanda dediğim üzerinden 6-9 ay geçmiş bu kanalda yüklediğim videoların. Pek YouTube'la ilgilenmiyorum bu sıralar. Sadece canlı yayınlar yaptığım için Twitch platformunda. İzleyicilerim birçoğu işte rica ettiler böyle her gün soruyorlardı işte abi grafik modlarını bize yollar mısın, nasıl kuruluyor ve silah sesleri vesaire vesaire. O yüzden ben de böyle bir çözüm buldum. En iyisini bence böyle açıklayabileceğim. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Keyifli roller, keyifli oyunlar dilerim. Videoda kullandığım tüm dosyaların hepsini videonun açıklama kısmında bulunan Discord adresindeki GTA Mods Metin kanalında bulabileceksiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.